Selam, Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle uzun zamandır yapmam gereken bir video hazırlayacağım. Bu görmüş olduğunuz orkideleri sahiplerine göndermek için kolileyeceğim kargoya sapasağlam bebek kundaklar gibi orkide nasıl paketlenir, nasıl kolilenir, nelere dikkat etmeliyiz, öyle karga tulumba. İşte özellikle bunun ticaretini yapan arkadaşlar, orkide nasıl paketlenir, nasıl kolilenir, bir de benim yorumumla bunu görmenizi istiyorum. Çünkü çok fazla bu kargo mağdurları, koli paket mağdurları ortada kaynayıp gidiyor bu konu. Yok efendim kargocular itina göstermiyor, yok efendim camlı çiçek hasar görürmüş. Evet görür, bunların hiçbirinin garantisi yok. Ama biz bu riski ve hatayı sıfıra indirgersek, sadece kargocunun insafına kalmışsa o bitki sapasağlam bunu alan kişinin eline ulaşır. Ki ben şu an çok profesyonel malzemeler kullanmadan ama en sağlam haliyle nasıl paketliyorum, nasıl gönderilerimi, hediye orkidelerimi nasıl gönderiyorum bir ilden bir ile, hemen onun paketleme işlemine geçiyorum. Bundan sonrasında konuşmayabilirim ama dayanamayıp konuşabilirim. O nedenle hemen nasıl yapıyorum ona geçeceğim. Hadi size keyifli izlemeler. Öncelikle kullanacağım malzemeleri göstereceğim. Söylediğim gibi ben bunu ticaretini yapmadığım için kendim zekamı ve mantığımı kullanarak nasıl sapasağlam kargolanır, sadece onun için kullandığım malzemeleri göstereceğim. Şöyle sağlam şu hemen açılan ve salan yumuşayan koli bantlarından değil, şöyle sağlam bir koli bant kullanıyorum. Falçata kullanıyorum. Bununla kolimin orkideme göre ebatlarını ayarlayacağım. Makas kullanıyorum. Şöyle bir kurdele kullanıyorum. Bitkileri boğazlarından şöyle paket lastiğiyle değil de şöyle bağlamak için sımsıkı. Bu topraklar ve gövde kesinlikle dağılmasın. Kargoyu teslim alan kişinin elinde kalmasın çiçekler diye şöyle sıkı sıkı bunu bağlarsın arkadaş. Öyle paket lastiğiyle falan olmaz bu iş. Bunları görüyoruz ve sıkıntıları da neden kaynaklandığını bir nevi yol gösterici bir video olacak bu. En önemlisi, bir ilden bir ile ya da kargo ile bir bitki gönderiliyor ise şu pat pat malzemesi genellikle satıcıların tercih etmediği, çünkü maliyeti, en son ben bunu aldığımda 1 metresi 15 TL idi. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Eğer bitkinizi kolilenirken pat pat kullanılmamışsa o bitkiyi almaktan vazgeçin. Çünkü böyle eşarp bağlar gibi, Instagram'da gördüm ben de bunları. Sadece gazete kağıdıyla, şöyle normal şu huş rengi kağıtlarla, eşarp bağlar gibi sade böyle bitkinin etrafına sarılan o kağıt bu bitkinin şu taze dallarını korumaz. En ufak bir darbede bile kargocunun daha eline geçmeden siz onu koliye sığdırmaya çalışırken o dallar kırılır. Bunu ben söyleyeyim. Eğer pat pat malzemesiyle şu pat pat kısmının iç kısma gelecek şekilde ve destekleyecek o boşlukları kolinin içerisine de girdiğinde, şu pat pat malzemesi kullanılıp kullanılmadığını sorunuz bitkiniz kargolanırken. Tekrar söylemek gerekirse, bakın, sadece kargoculara bu mal ediliyor. Kesinlikle siz onu sağlam bir kolileyin bakalım. Ben buradan Azerbaycan'a ve yurt dışına normal bizim kullandığımız yurt içi kargolar, yani bir firmayla ta Azerbaycan'a tıpkı şu anki kargoladığım şekilde ben orkide göndermiş insanım. Özen göstererek yapıyorum bunu. Tabii ki de bir düşünün, yani bunun ticaretini yapan birisiyle normal bir insanın gösterdiği özen aynı olmaz. Siz bakmayın öyle çok büyük büyük babalık laflara. Ne yazık ki aynı özen gösterilmez. Sonuç olarak ne oluyor? Siz verdiğiniz paranızla kalıyorsunuz. Ortada bu orkidenin başına gelecek herhangi bir hasar kaynayıp gidiyor. Yok kargocu öyle, yok canlı çiçekte olurmuş böyle, ona göre almalıymışız falan, böyle tehditvari konuşmalar. Ben burada sizlerin dili olmak için 4 yıldır, ben de daha dün başlamadım bu işe, 4 yıldır orkide bakımı ve orkide işiyle bu camianın içerisindeyim.
Birçok benim de bilgim var bu konuyla ilgili. Sizlerin mağduriyetini ve sizlerin şikayetlerinin dili olmak adına bu videoyu hazırlıyorum. Hemen şimdi nasıl kargoluyorum ve koliliyorum ona geçeceğim. Kullandığım malzemeleri saydım. Diyorum ki patpat çok önemli. Şu patpat malzemesi. Bunu mutlaka talep edin. Bir de şu koli. Ben bunu normal bir koli ama bakın kalın. Neredeyse kontralit gibi. Bakın çok kalın bir koli malzemesi. Oluklu. Bunlara kaç oluklu deniyor bilmiyorum. Bakın kıvrılmıyor bile. Tahta gibi bir koli malzemesi kullanacağım. Bitkimin boyuna göre ölçtüm. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şimdi bitkimi aldım. Şöyle Phalaenopsis 60-65 santim boylarında bir bitki bu. Şimdi şu kurdelemi şu çevresini saracak şekilde şöyle yaklaşık 30-35 santim kesiyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde en alttan sıkı sıkı hiçbir şey olmaz. En alt yaprakların altından poşetin üzerinden şöyle sımsıkı hiçbir şey olmaz. Buna bir bıçak ya da makas atın elinize geçtiğinde. Şöyle bakın sımsıkı. Bu topraklar mümkün değil dökülmez. İsterse kargocu üzerinde tepinsin bu bitkinin. Bu toprak asla dökülmez. Lütfen bilinçli olun, bilinçli tüketici olun. Herkes layığıyla yapsın. Bir iş yapıyorsak arkasında durmalıyız. Yaptığımız işin arkasından lanet olsun kör olasıca dedirtmemeliyiz. Bunlar insanlık için çok önemli değerlerdir. Tabii ki buna dikkat edebilene. Bakın sımsıkı. Bu buradan Avustralya'ya bile gider. Hollanda'ya bile gider bu bitki. Tamam mı? Bakın isterse kargocu üzerinde tepinsin. Ne çiçeği kırılır ne dalı kırılır. Şimdi burayı en baştan başladık. Burayı sımsıkı bağladık. Birinci aşamamız böyle. Şimdi hemen patpatımı bitkimin boyuna göre kesiyorum. Bakın bu patpat çok önemli. Tekrarlıyorum. Patpatsız kesinlikle kargolarınızı patpat kullanılmasını talep edin. Aldığınız firma ya da her neresi ise. Bakın bitkimin boyuna göre patpatımı kesiyorum şu anda. Yani bunlar çok koruyucu bir detaylar. Evet, bitkime göre şöyle bir parça yaptım. Şimdi çok olduğu için bir de yetiştirmem gerekiyor. Hepsine yetecek. Dışarı çıkma fırsatım olmayacak. Şimdi şöyle bir yayıyorum. Önceliğim, bakın önceliğim şu çiçek dalları. Neden? Çünkü ufacık bir darbede ya da ufacık bir itişme, kakışmada bu çiçek dalları kırılmasın. Çünkü insanlar alırken bunu bunun için alıyor değil mi? Çiçeği için alıyor. Ben de çiçeksiz deseler seneye çiçek açmasını bekleyeceğimi bilerek alırım. O zaman hiç üzülmem. Ama çiçekli alıyorsam tabii ki de onu elime geçtiğinde o çiçekleriyle görmek isterim. Kesinlikle her tüketicinin istediği gibi. Şöyle bakın önce şu çiçeklerimi şöyle patpatımla. Bakın. Şöyle bir sardım. Şöyle dedim ama görmediniz. Şöyle. Bakın patpatımla burayı sardım. Yani bu dallara herhangi bir hasar gelse de hiçbir şey olmaz. Hiç merak etmeyin. Bu patpat malzemesi müthiş bir şey. Kesinlikle çiçek dalı kırılması, kopması, işte üzerine bir darbe alması bunu engellemiş oluyor. Şimdi izlerken yorum yapanlar da olacaktır ama yani öyle. Ne yapalım? Şimdi bunu da koli şekline getireceğim. Bitkimin boyunu geçmeyecek şekilde. Nasıl çevireceksem bunu da şöyle önce bir kat oluşturuyorum. Bakın. Dediğim gibi ben bunu şu an ticaretini yapmadığım için bunun tabii ki özel kolileri vardır mutlaka özel ölçülerde. Bakın hemen şimdi bunu da yayamayacağım ki herkes izlesin. Herkes bilinçli tüketici olsun. Öyle hemen her şeyin üzerine yok kargocu yapmış. Kargocu
İşte canlı çiçek olduğunu bilmezmiş vesaire vesaire. İnsanları lütfen duygularıyla orkide umutlarını çalmayalım. Para her şekilde kazanılır ama önemli olan itibardır. Bunu da unutmayın. İtibarını kaybetmiş bir insan iyi bir insan sayılmaz bence. İtibar önemli yani. Şu en üstü de bir güzel zımbaladım. Tıpkı bebek kundaklar gibi. Şimdi bakın şu seviye, şurayı görüyorsunuz değil mi? Şu kolinin dışında, yani şöyle dışında kalmamalı. Tabii ki de buradan sıkıntı olabilir. Şöyle bu kolinin şu seviyeyi geçmemeli. Şöyle tabii bunu benim dörtgen yapmam lazımdı ama benim üçgen olmaya çalışıyor. Bir dakika, şimdi onu ayarlayacağız. Evet. Şöyle oldu. Bakın. Tam dikdörtgen bir koli oldu. Hemen şu sağlam bantımla şöyle sabitleyeceğim. Daha sonra düzenlemesini yapacağım tabii ki. Bant sesinden nefret edenler varsa aramızda, videonun sesini kısabilirler. Evet, şimdi alttan üstten de son bir kez şöyle şöyle alttan üstten de bir turlayacağım. Şimdi bitkim biraz daha küçük olsaydı şuralara bakın. Şu alt köşelere şöyle dört köşesine çentik atarak şuraları kapattırıp tam koli şekli veriyorum. Ama şu an sadece bantlamak yeterli olacak. Çünkü kolinin boyu bu kadar yeterli oldu. Bir mahsuru yok bunun. Şimdi buradan şöyle bir güzel. Bakın şöyle bantladığımda hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet, kolim hazır. Bakın taş gibi bir koli oldu. Şöyle uzaktan göstermem gerekecek. Bakın üzerine şöyle bassanız bile, bakın şu an güç kullanarak bastırıyorum. Bakın hiçbir şey olmaz. En kötü ihtimalle benim şu an bu kolilediğim saksıda kolide saksısı kırılabilir. En kötü ihtimal budur. Çiçek dallarına herhangi bir sıkıntı asla Allah'ın izniyle olmayacak. Okuya üfleye bir güzel duamızı da edersek sapasağlam bu işin de üstesinden gelmiş oluruz. Umarım size faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an bu verdiğim bilgilerin, inşallah az önce de bahsettiğim gibi herkes biraz daha dikkatli olsun. Çünkü para kolay kazanılmıyor. İnsanlar orkide sevgisini bazı bütçelerinden kısarak, bazı harcamalarından kısarak gözleriyle görmeden internet aracılığıyla bitki satın alıyorlar. Lütfen biz de bu kolileme ve paketleme işlemine biraz dikkat edelim. Ben hediye olarak göndermişken bu kadar itina ve imtina ederken lütfen bunu para için yapan arkadaşlarımız, para kazanarak ticaretini yapan arkadaşlarımız çok rica edeceğim. Biraz daha dikkatli olsunlar. Şu pat malzemeyi mutlaka kullanın. Şimdi bana bir sürü bunu soran oldu ve olacak da bundan sonra. Orkide denince biliyorsunuz Google'da bile artık Ebru'nun Denizi çıkıyor karşılığında tüm aramalarda. O nedenle orkide konusu denince herkes Ebru'nun Denizi'nin sözüne itimat eder. Hep bu böyle oldu. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Hemen paylaşıyorum. Hemen izlersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.